Apartman Sineması'nın yeni podcast'ine hoş geldiniz. Bu hafta 8 Mart haftası olduğu için biz de hani bir özel podcast yapalım dedik bu haftaya özgü. Daha önceki podcastlerimizde 8 Mart'la ilgili hiç konuşmadığımızı fark ettik hatta. Hani tam yerine rast geldik aslında. O yüzden de bu haftaya özgü olarak kadınlara dair filmlerden, kadın yönetmenlerden, hatta bununla ilgili de konuşuruz. Hani neden kadın yönetmen deme durumu hissediyoruz aslında bir yönetmenden konuşurken. Bunun da sektördeki durumuna değineceğimiz şeyler olabilir. Sektördeki durumlardan, hatta geçen seneden bu seneye uzanan Me Too hareketinden hepsini bir arada konuşabileceğimiz ama hani özellikle filmler özelinden devam edeceğimiz bir podcast yapalım istedik. Ve kendimizce belli başlı filmler seçtik belli zaman aralıklarından. İlk aklımıza gelenlerden, konuşmak istediklerimizden, üzerine dair bir şeyler söylemek istediğimiz filmlerden. O zaman ilk filmimizle başlayalım. Bu arada yine bu podcast'i Güvenç'le beraber, ben Sezen, Güvenç'le beraber yürüteceğiz. O zaman başlayalım. Hangi filmle başlayalım? İlk sana bırakıyorum. Teşekkür ederim bu şeyi bana bıraktığın için. Evet, bu şeyi. Şerefe, nasıl sana attın? Şerefe nail oldum şu an. Bence çok sevdiğimiz, benim de yani bilmiyorum hayatta en sevdiğim filmlerden bir tanesi olabilir. Bu konuyu da zaten düşündüğümüzde hemen WhatsApp konuşmamızda büyük harflerle adını yazdım. Evet. Tekrar tekrar yazdım. Chantal Akerman'ın 1975 yapımı Jean Dielman. Evet. Zaten böyle bir konu aklımıza gelince hani böyle kilit film gibi bir şey oluyor. Yani ilk aklımıza gelen filmlerden iyi ki de öyle oluyor. Çünkü hani her şeyin ötesinde bir başyapıttan da bahsediyoruz. Aslında adını yeni yeni daha da fazla duymamıza rağmen hani eskiden böyle sadece hani bilenlere özgü bir film klasmanlardı ama şu anda hani daha duymamıza rağmen çok da fazla konuşulduğunu ya da yazılıp çizildiğini görmedim. Ben o yüzden hani bu vesile de olsun hani bir podcast'te Jean Dielman'ın konuşuluyor olması. Aslında hani film tamamen yani zaten Chantal Akerman'ın yaptığı sinema da öyle. Ama hani bu film özeline gelecek olursak ana akımın yaptığı her şeyi kıran ve hikaye akışı anlamında bize gerçek zamanlılık konusunun altında çok farklı bir deneyim sunan bir hikaye. Çünkü biz yaklaşık 3 saat 40 dakika boyunca bir kadının bir kendi evi içindeki hayatını izliyoruz. Ve hani ona dair her şeyi. İşte mutfakta yemek yapışını, sofrayı kuruşunu, kaldırışını, işte çocuğunu evden yollayışını, onu bekleyişini, her şeyi yani şey, evle alakalı çıkışını. Ama o evle ilgili yani o monotonlukla, o sıkışmışlıkla ilgili her şeyi izliyoruz filmde. Ve burada da sen ev demişken lafını unutmamanı rica ederek araya giriyorum. Zaten film Jean Dielman olarak biz biliyoruz genelde de aslında filmin tam adı Jean Dielman virgül ve İşte adresinin yazılı evin oldu. Tam adresi. Evet. Brüksel'deki evin apartman dairesinin bulunduğu adres aslında. Ve bu hikayeyi izlerken, bu akışı izlerken yönetmenin aslında bile bile yapmaya çalıştığı bir şey var. Bu eve dair ya da bu evde tıkılı kalmaya dair o kapalılık, o hapis hissini aslında izleyicide de birebir yaşatma hissiyatı var. Hani o evden dışarı evle ilgili ihtiyaç olmadığı takdirde çıkamıyoruz. Ne biz çıkabiliyoruz ne Jean Dielman çıkabiliyor. Ve bütün işte kadrajlar, renk paleti, kurgusu her şey buna ayarlı olarak yürüyor. Evet zaten eskiden bugüne de kadın hikayeleri görürken sinemada bununla alakalı yani konvansiyonu yıkan bir şeyle alakalı, ana akımı yıkan bir şeyle alakalı yönetmen bir şey anlatmak istiyorsa bu hikayeler hep zaten bir şeye doğru hani bir noktaya, bir soruna, bir probleme işaret eden durumlardan ortaya çıkıyor. Çünkü neden? Ana akım dediğin şey maalesef sinemada özellikle hani ilk döneminden başlayarak özellikle o Hollywood dönemini işin içine katarsak erkek sineması olarak bakılan bir şey. Beyaz erkeklerin bütün şeylerin, bütün
olaylarını etrafında döndüğü, bütün önemli rolleri onların kaptığı, kadının tamamen yardımcı ve şey yani önem tırnak içinde o önemsizliğini yani konu, altını çizildiği bir yer olarak. Kolunun akması için var olan. Var olan. Böyle bir ötekileştirmeye zemin hazırlayan bir sinema kavramında haliyle kadın hikayesi dediğimiz şey devreye girince ana akımı zaten ister istemez bozan bir şey oluyor. İyi ki de bozan bir şey oluyor zaten. O yüzden de böyle bir hikayenin bu 3 saat 40 dakika boyunca bize bu şekilde aktarılması hem ana akımın kırılmasına dair yarattığı anlam açısından hem de kadına biçilmiş olan mekanın ve rolün yarattığı o hapis duygusu açısından önemli bir noktaya geliyor. Evet, dediğin her şeye katılmakla birlikte yani şöyle hani bu itiraz değil aslında biraz daha açıklamak adına bunu buraya giriyorum. Yani bu bahsettiğimiz o evin içinde hapis kalma durumu aslında hani filmde böyle sivri bir şekilde değil yani. Yani değil çünkü bahsettiğimiz üzere filme adını veren Jean Dujardin karakterinin gündelik hayatını izliyoruz. Hı hı. Yani şey değil hani ekstra böyle bir Ackerman bu hissiyatı yaratmak için ekstra hiçbir şey katmıyor zaten aslında. Hani bir depresif bir hal gibi evet yani bir böyle şey hani diyorsun. Çok böyle yani görsel dilinde kadrajlarında tamamen gündeliği yaratmak üzerine kuruyor. Hani çok böyle mesela çok baskılamıyor hiçbir zaman kadrajlarda karakteri. Böyle genelde daha böyle hani tüm mutfağın büyük bir kısmını gördüğümüz planlar aslında falan. Aslında baskılıyor. Ama yani mutfak planlarında özellikle Jean Dujardin'ın ayakta gördüğümüz kısımlarda o bizim alıştığımız ölçülere ters bir ölçü oranı var. Ya evet yani evet işte kesinlikle öyle. Şey yapan hani boydan baskılayan, tamam, sıkıştıran bir. Katılıyorum dediğin şey. Aslında kastettiğim şey yani ekstra hiçbir şey sokmuyor olmasıydı. Yani evet. Orada olmayacak ne duygu anlamında ne hani görsel anlamda. Öyle hani karşılaşamayacağımız hiçbir şey evet, yok. Evet yani kastettiğim şey öyle bir şeydi. O yüzden hapis olma hissiyatı yani hapisle gündelik hayatta eşleştirme noktasında çok iyi bir iş yapıyor. Bence yani en büyük alameti farikası bu filmin ve yani bunu o kadar ya bir yerden sonra filme kendini bıraktığın zaman o yani o 3,5 saate yakın süre ve yani neredeyse tamamı gerçek zamanla akıyor bu sürenin. Yani ya sinemada yaratılması en güç olan duygulardan bir tanesini yaratıyor ki işte bu yani belki başka bir yöntemle buna benzer bir duygu, yani buna benzer bir duyguyla bu temayı işlemeye çalışan bir film işte atıyorum montajla hani böyle görüntüleri daha sık keserek hani bu içinde kadının içine düştüğü ruhsal sıkışmayı şey yapabilirken hani yapabilecekken Ackerman bunun tamamen yani hem neredeyse montajdan azade neredeyse de işte tüm anlatısını ekstra buna hizmet edecek böyle tırnak içerisinde söylüyorum fazlalıklardan azade bir şekilde olabilecek en sade şekliyle bu şeyin içine sıkıştı bu çerçevenin içine sıkıştırarak karakterini yani aslında kadının günlük hayatının ne menen bir şey olduğuna dair yani kadının itildiği günlük hayatı ona reva görülen günlük hayatın ne menen bir şey olduğuna dair yani 3,5 saatte söylenebilecek seyirciyi zaman zaman bahsettiğimiz sebeplerden dolayı zorlayarak ama bir yerden sonra ona kendini bıraktıktan sonra da eşi benzeri olmayacak sadelikte bir dil yaratıyor. Bu yani müthiş bir başarı sinemada. Yani bu ya bence yani böyle bir şey yapmakta bunun üstüne çıkılmasını hiç kolay görmüyorum sinemanın şu an geldiği noktada. Yani bu yüzden çok önemli oldu. Yani sadeliğin ne kadar güçlü bir şey olabileceğini gösteriyor bu film bana. Ya da sadeliğin gündelikle kurduğu bağın nasıl karşımıza çıkabileceğine dair bir şey gösteriyor. Çünkü aslında böyle bir hikayede asıl dikkat etmek istediğimiz hani yönetmenin de seyircinin dikkat etmesi gereken nokta o. Çünkü baktığın ve izlediğin o hikaye de o karakter senden uzak ya da senin dünyandan ayrı bir karakter değil. Hani bir aynalama görevi de görüyor. Baktın senin hikayen aslında. Daha doğrusu işte demin söylediğin gibi reva görülen durum bu. Ve bu reva görülen duruma dair bir şeyler söylemek için bu sıradanlıktan ortaya çıkan korkunçluğu aktarması gerekiyor ki seyirci de bu hissiyatı yaratabilsin. Jean Dujardin da bunu mükemmele yakın yapan filmlerden biri. O yüzden de bu nokta da önemli. Mesela
Jandarma'nın hazırlık filmi gibi görebileceğimiz Ackerman'ın bir tane kısa filmi neydi o? 68 yapımı. Samaville. Tüm şehri patlatacağım patlat gibi bir şehri. Şey. Patlat şehri. Mesela 18 yaşına çekti. İlk kısa zaten ilk başladı. Evet, ilk sinemaya başladığı film. Mesela aslında benzer bir temayı işlerken daha coşkulu bir dille yapıyor onda bu onu. Orada şey durumu var biraz da. Bir işte yine zaten hem yönetmeni kendisi hem de kısa filmde başrolü kendisi. Ve işte 18 yaşında bir genç kızın yine bir kente ve mekana sıkışmış olan ve o mekanı genişletmek isteyen aslında o mekana dair bir tavrı olan, bir sözü olan bir genç kadının neler yapabileceğini ve o mekanı, o durumu, o ruh halini genişletmek adına bu eylemlerini nerelere vardırabileceğine yönelik bir şey. O da mutfakta geçen bir kısa mesela. Yani çok aslında yani benziyorlar tematik olarak ama hani Jandarma. Onda bir eylem etkisi de var. Gerçi Jandarma'da da bu eylem var. Ama yani o çok sondaki daha trik böyle mesela. Çok hani yavaş yavaş gidiyor. Evet. Mesela o çok daha aşkın, çok daha enerjik bir film. Yani enerjik derken bunu şey yani olumlu ve olumsuz anlamında söylemiyor. Yani biraz daha tempolu falan. Hani ya hareketleri daha farklı. Daha aynen. Sivri bir karakter mesela oradaki karakter falan. Bahsettiğin sebeplerden ötürü. Ama işte yani o etkiyi mesela işte benzer bir etkiyi işte 15 dakika falandı sanırım o film. Belki o kadar bile yok. 10 dakika. Evet öyle bir şeydi. 11 dakika. Mesela orada işte bu şey yani biraz önce hani aynı etkiyi nasıl yaratabiliriz gibi bir şey yaptım. Yani böyle bir kıyas yapmaya çalıştım ya. Yani işte bir o film var yine Ackerman'ın yaptığı. Bir de Jean Dielman var. Yani işte bu aradaki fark çok benzer temaların ikisinin de çok iyi yapılması için yani Ackerman'ın ne kadar müthiş bir sinemacı olduğunun da göstergesi ama işte yani aynı etkiyi, yani benzer etkileri diyelim ama aynı etki yaratması çok güç bence herhangi bir filmin Jean Dielman'la. O yüzden yani çok benzer etki hani sinemanın böyle iki uçuş noktasında durarak yani sinemanın teknik olanaklarıyla kadına biraz önce söylediğimiz ifadeyle reva görülen hayatın ne kadar güçlü bir şekilde perdeden böyle insanın üzerine artık o bir yerden sonra böyle çökmeye başlıyor ya o ağırlık. Yani işte o yaratılması çok zor dediğimiz hissiyat o yani. Gerçekten çıkıp hava alma ihtiyacı hissettiriyor ama bunu hani tek başına hani filmden sıkılma anlamında değil. Karakterin artık o akış içinde hani belki de karakterle birlikte bir şeye son vermeye ihtiyacı hissettiren bir yapısı var. Ya onun taşıdığı yükleri sen de bir yer evet. O kadar gerçek zamanlı, o kadar hani sade bir şekilde geliyor ki yani onunla beraber bir yerden sonra sen de yüklenmeye başlıyorsun evet. Benzer. Omuzluyorsun yani. Omuzluyorsun ve bunu omuzlarken içinde bulunduğun durumu da düşünüyorsun. Ya zaten etkisi orada yani. Çok alan bıraktığı için. Evet yani işte kendi hayatından gördüğün diğer hayatlardan bir bağ kuruyorsun ve bu bağ ile ilgili bir şeylerin değişip değişmediğini fark ediyorsun. Değişmediğini fark ettiğin şeylere dertleniyorsun ve hani bununla ilgili bir şeyler düşünmeye başlıyorsun. Film tamamen bunlara dair alanlar yaratıyor. Ve yani o sonundaki hani o işte şey o ama müthiş. Sürpriz trik zaten hani ya böyle bir filmi yapabileceğin iyi final falan evet, olabilir. Evet kesinlikle ama o yani direkt sürpriz sonu yani olur. Onu şey yapmayalım. Ama 3,5 saat sonunda filmde biraz farklı bir şey oluyor. Evet. Yani ve hani biraz hani kinayeli söylüyorum. Şaşırtacak ve hani yine üzerine düşmemizi sağlayacak bir şey oluyor. Ve ya benim çok konuşabilir miyim filmde ya? Bunu hani 3,5 saat dur yani kesintisiz olarak. Hani evde çünkü kesintisiz olarak film izlemek biraz zor oluyor ya. Hı hı. Hani telefon oluyor şöyle bu oluyor. Yani perdede görmeyi çok isterdim. Yani sanırım olmuştu zaten. İstanbul Modern'de mi bir Ackerman toplu gösterim olmuştu. Olmuştu evet olmuştu. Ya bu deneyimi yaşayamamak benim böyle hani hayattaki üzüntücü. Ben de o seçkide Jean Dielman'ı izleyemedim. Şeyleri izlemiştim. Evden haberleri son ölmeden önce yaptığı son belgesi. Ha, Normal beraber, Movie. Beraber izlemiştik zaten o ikisini. Olabilir. Evet, aynen. Beraber izlemiştik. Ve şeyi Patlak Şehri ve apartmanın anılarında ve bununla beraber bir diğer filmimiz olan ve hatta çok yakın zamanda hatta tekrar görebileceğimiz bir film olan tam da İstanbul Modern'e denk geliyor Agnes Varda'nın bir önceki Agnes Varda podcast'imizde de aslında biraz bahsettiğimiz bu seçkiye de kendi hani konuşma seçkimize de aldığımız filmin Yersiz Yurtsuz Santua Nilua herhalde öyle diye Vagabond, düşünüyorum. Vagabond İngilizce.
Yersiz Yursuz diğer filmimiz de bu. Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyelim. Filmmore ve Sinematek ve İstanbul Modern hani bir sürü işbirliğiyle Fransız Kültür Merkezi unuttuklarımız varsa affola. Bir seçki oluşturdu Agnes Varda'nın. Bayağı görkemli. Neredeyse her filmi sanıyorum filmografisinde yer almayan bir film yok seçkide. Hep bütün filmleri var diye biliyorum ben. Emin 30 değilim ama çok film. Ben de çok emin değilim ama kaçmış olan filmler olabilir ama çoğu filmin olduğu gayet güzel, kapsamlı bir seçki. Hem İstanbul Modern'de olacak hem Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki Sinematek'te olacak. Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki Sinematek'te değil. Caddebostan Kültür Merkezi'nin içinde Sinematek o salonu kullanıyor sanırım. Yani orada, yani işte hani orada Sinematek çünkü Kadıköy'de yapılıyor bir tane. Yok yok. Ya yani salon olarak hani orada da gösterimlerini orada yapıyor. Yapacak. Ve biletleri geçen günlerde satışa çıktı. Hala da devam ediyor. Cüzi fiyat. Çok cüzi fiyat. Yani tam da öğrenci de gerçekten programı inceleyin ve gidebildiğiniz, istediğiniz filmlere gitmeye çalışın. Çünkü müthiş bir seçki. Bunu da hani yeri gelmişken söylemiş olalım. Yani haber vermiş olalım. İşten izin alınacak. Saatleri de uygun. Hani akşam saatlerinde de var akşam. Ben böyle şeyi tanıtıyormuşum gibi. Ve böylece Yersiz Yurtsuz'a geçelim. Evet. Yersiz Yurtsuz benim kişisel tarihimde de çok enteresan bir anıya denk düşüyor ama onu anlatmayacağım kimseye. Çünkü ilgilendiren bir anı değil. Ve şu an neden bahsettiğim niye böyle bir giriş yaptığımı bilmiyorum. Ya filmin nasıl ifade edeyim onu? Mesela hani Jean Dielman'ı kadının eve sıkışması üzerinden sıkıştırılması, işte onun reva girilmesi üzerinden konuştuk ya. Burada da dışarıdayız. Tam aslında. Tersi ama ne kadar farklı dışarı, oldu. Evet. Hani çok da hani fark yokmuş gibi aslında. Çünkü yine kadına bu ana karakterimiz, bu yersiz yursuz olarak atfedilen karakterimiz bu dışarıdaki yolculuğu sırasında bir sürü insanla işte yolu kesişiyor, tanışıyor, onlarla diyaloğa giriyor falan. Bu sefer de yani Jean Dielman'a nasıl ev hanımlığı görevi reva görüldüyse bu karakterimizde bir sürü farklı şey hani farklı muameleye maruz kalıp işte kadının nasıl diyeyim işte o karşılaştığı duruma göre İşte oradaki topluluk aslında tarafından başka şekillerde yorumlanıp işte yer yer etiketlenip vesaire. Yani yine yani toplumun farklı kesimlerinin, farklı seviyelerden insanların kadına yine bakışları yani nasıl bakışınız yani bakışı yani görüş noktası şey olsa bile değişse bile kadına bir şey atfetme, bir rol biçebilme lüksünü kendinde görebilmesi ne dair bir şey aslında. Şöyle bir durum var aynen o dediğin noktada. Bu sefer dışarıdayız. Bu sefer bir yolculuk var hatta. Bu hem karakterin yolculuğu hem de bizim seyirci olarak bir kadın karakteri dışarıda gördüğümüz bir yolculuk. Kendimize dair de bir şeyler sorguladığımız bir yolculuk. Fakat şöyle bir durum oluyor. Bu işte bahsettiğimiz, daha önce de bahsettiğimiz nesneleştirme durumu var ya işte sinemada, o ana akım sinemanın elindeki en büyük koz olan nesneleştirme. Film tamamen bu nesneleştirmenin gündelik hayat içinde bir kadının kendi yolculuğu, kendine dair yaptığı bir yolculuk içinde bile ısrarla nasıl baltalandığına ve bu nesneleştirmenin nasıl nesinden nesile aktarılabildiğine ve o yolculuğu sona erdirmek için, bitirmek için, yaptırmamak için ne gibi engeller koyulduğuna yönelik toplum tarafından bir şey sunuyor. Yani bir bitmek tükenmek bilmeyen bir tablo sunuyor. Zaten bu, bir de döngü takip ediyor. Bir döngü takip ediyor, evet. Ve o dairesel yapısı da buna çok hizmet ediyor. Ve bunda hani Agnes Varda'nın anlatımıyla bu daha da hani güçleniyor zaten. Hani o vuruculuğu daha da güçleniyor. Ve bu döngüden çıkabilecek gücü olan bir karakterin dış etkenlerle nasıl o gücün bitirilmesine ve bu güce
baltalayacak şeyler yapılmasına yönelik bir sürü şey görüyoruz. Evet, biraz karamsar bir film, diyebiliriz ama belki Vardar'ın sineması, ama bir yandan da çok hani şey, içimizdeki yani, o eylemi evet, dışarı çıkartabilecek yani bir film. Bir yandan da provokatif bir film yani. Böyle bir şey, böyle bir tetikleyici evet. Bir ateş yakıcı şeyi var bahsettiğin gibi. Yani çünkü o karakter yürümeye, gezmeye devam ettikçe seni de bir şey peşinden sürüklüyor ve hani yine benzer şekilde hani sana alan bırakıyor evet. Varda o şey karakterle. Gibi oluyor. Hani şey yani sana düşünmen için hani ne olup bittiğine dair hani birazcık daha fazla fikir üretebilmen için alan bıraktıkça sen de onun o yolculuğuna hani şey yani nedenlerinin sonuçlarını işte veya işte bir önceki karşılaştıkları güru içindeki hani rolü üzerine kafa şey yormuş olmak için alan bırakıyor Varda ve bu bahsettiğimiz gibi hani finalde çok hani belki iç açıcı böyle çok cıvıl cıvıl böyle yürek ısıtan bir noktaya varmasa bile filmin o dediğin etkisi kesinlikle çok güçlü yani seni güçlendiren bir evet. Film olduğunu hissediyorsun. Mücadeleye herhalde. Hazırlayan evet. Bir film daha evet. Doğrusu çünkü şöyle bir durum var zaten biz hani yani özellikle işte hatta bu haftanın madem hani 8 Mart haftasında konuşuyoruz hiçbir zaman bu mücadeleden ayrıldığımız vakit o mutlu sonları bulamayacağız hani birlikte güçlü. ve hani o kız kardeşliğin yan yana birlikte bir şeylerle ilgili mücadele ederek kazanacağımız kazanımları tekrar bize hatırlatan bir film. Filmlerden biri daha doğrusu. O yüzden de bu gördüğümüz karakterin ruhsal olarak, fiziksel olarak belki de hani yanında olabileceğimizin hissiyatını vermesi çok değerli. Çünkü onun yolculuğunda işte o mutlu sona ulaşma, ulaşamama durumunda aslında bir mutlu sona ihtiyacımız olup olmadığını fark edip bu akış içinde, bu yolculuk içindeki değerimizle alakalı bir evet. Durum sunuyor bize. Biz değerliyiz ve bu yolculuk bizim için, bizim sayemizde olacak. O yüzden de tüm güçlerimizi elimize alıp, yolumuza koyup devam etmemizi söyleyen ve bu mücadelenin altını çizen bir karakter görüyoruz biz. Çünkü bir evet yani da. Bir noktada hani çok özellikle biraz hani sosyal medyanın etkisiyle biraz Agnes Varda'yı böyle çok hani tatlı teyze muamelesi yapıyoruz. biraz öyle bir şey yapıyoruz yani fiziksel görünümünün de falan etkisiyle. Ya bunun üzerinden hani ben şey çok hani iç açıcı böyle çok hani cıvıl cıvıl bir finale ermiyor dedim ama bahsettiğin gibi film zaten bir yerden sonra hani finalinde ne olduğunun da hani çok da önemli olmadığı asıl meselenin o yolculuk o mücadele olduğuna dair bir film olduğu için hani bu noktada o hani benim biraz önce karamsar dediğim finalinde aslında çok da bir önemi yok çünkü ya bu sonu gelmeyecek bir mücadele hani bunu evet. Görüyoruz ya bunu ben bir erkek olarak söylemem ne kadar doğru yanlış konusuna girmeden. Söyle tabii ki söyle. Bu sonu gelmeyecek bir mücadele. Yani bahsediyor. Sinema üzerinden konuşuyorsak bu şekilde de örneklendirebiliriz. Ya sinemanın en başından beri kadın her zaman işte bir şey yardımcı rollerde işte konu aksın diye orada olan işte zaman zaman işte arzu nesnesi falan filan çoğu gibi. Çoğu zaman arzu yani nesnesi. Işte, yani zaman zaman derken çoğu ona zaman. Ona yönelik bir hikaye yok. Tamamen iyi ya da kötü diye ayırırsak mesela iyiler hep erkeklere kodlanmış, kötüler hep kadınlar. Yani femme fatale'in bile çıkışı bir taraftan hani yani direkt hani ona çok hani uzunca ya konuşuruz çok, başka çok bir şeyde. Hani şey olarak şey, çok hani nokta olarak belki öyle bir şey söyleyeyim. Yani bir sürü bu ayrımların iyi kötü ayrımının erkeğe kadına bu şekilde atfettiği bir sinema ortamının, sinemanın başlangıcı ve sonrasında devam eden ortamında daha yeni hani belli bir noktadan sonra bunları kırıyor olmak zaten çok acı verici bir şey. Aslında filmin belki de yarattığı etki o. Bu döngü sürüp giderken ve bu döngünün işte bu nesneleştirme kavramı, kadına yönelik o nesneleştirme durumu devam ederken bunu kıracak olan sensin. Yani hem izleyen hem de oradaki karakterin yanında olabilecek kudrette olan, güçte olan, yan yana yürüyecek olan, o karakterle birlikte yürüyecek ve birlikte bir şeyler yapabilecek olan sensin. Ve o yüzden de özellikle hani izleyicinin karakterle bu şekilde bir bağ kurması yersiz yurtsuz özelinde gerçekten çok önemli bir şeye, bir temsile doğru gidiyor bence. Çünkü asıl olan bu mücadelenin kendisi ve bu yani bahsettiğimiz gibi sinema şu an
100 yaşını aşmış bir sanat dalıysa ve hala buna dair farkındalıklar hani daha bariz, yani tabii ki bu işte Akerman'ın falan daha öncesinde de, yani sessiz sinema döneminde bile bir şeyler söylemeye çalışan kadın yönetmenleri falan, hani onlardan bağımsız olarak söylüyorum, genel algıdan bahsediyorum. Hala işte 100. yılını doldurmuş bir sinemada, bu genel anlamda işte bir endüstriyel sinemada, Hollywood'da falan bu gibi durumlar yeni yeni hani daha böyle yüksek sesle dillendirilmeye başladığını düşünürsek, bu artık şey değil yani, bu belli ki bu hani bugünden yarına değişecek bir şey değil. Yani ve hani asıl olan bu mücadelenin kendisi. Ve yani bu Vagabond'dan buraya bağlıyor olsak da konuya eğer, diyebiliriz ki asıl olan şey bu hikayenin başı veya sonu değil, bizim bu mücadele sonucunda hani yani bu mücadeleyi sürdürebiliyor olmamız. Evet. Çünkü yani bu çok güçlü bir kadın karakter çiziyor Vagabond. Ve şey yani bu gerçekten hani seni bu mücadele, yani asıl olan mücadele konusunda çok iyi motive eden bir yanı var Vagabond'un. Yani gerçekten hani şey böyle seni aktive eden, hani böyle bir tetikleyen bazı şeylere bir, yani tabiri caizse amiyane tabiri gaza getiren bir yanı da var filmin yani. Evet, kesinlikle öyle. Yani o mücadelenin altını çizen ve bunu kendi hikayesindeki o yolculukla eşleştiren yani çok güzel bir hani şey olarak da, hikaye kurgusu olarak da, karakter gelişimi olarak da, teknik olarak da dört başı mamur giden bir film sunuyor bize vardı. Ve bununla beraber bir diğer filmimiz de aslında hani madem farklı yıllardan, farklı yörelerden konuşuyoruz, kendi topraklarımızda neler olup bitti, ne hikayeler duyduk, gördük, izledik, biraz da hani bunun üzerinde düşünecek olursak hep aklımıza aslında böyle hani bir anda yanan filmler geldi. Bunlardan biri de Adı Vasfiye'ydi. Evet. Mesela. Adı Vasfiye'de aslında Vagabond'la, Yersiz Yurtsuz'la aynı yıl çıkmış. 1985 yapımı bir film. Ve yani aslında yine onu tanımlarken kullandığımız şu hani insanların kadına bakışı ve ona biçtikleri rol, işte ona zaten atfettikleri görev. Zaten isminden bile yola çıkan yani Adı Vasfiye. Yani ya böyle. Adı Vasfiye'de bu türden bir hikayenin üzerinde yaşadığımız coğrafya üzerinden lokalize hali olmuş gibi bir şey. Yani belki şey kadar, Yersiz Yurtsuz kadar böyle doğrudan bir hani aktive edici bir gücü yok. Aslında öyle bir derdi de yok filmin bana sorarsan. Ama yani film aslında bir erkeğin gözünden çekilmiş, Atıf Yılmaz'ın yönettiği bir film olması itibariyle ve hani bu sinemadaki kadın temsili üzerinden konuşurken hep atıf yaptığımız erkeğin bakışı, işte male gaze dediğimiz şey üzerine erkek yönetmenin çekebileceği bence belki de en böyle ne diyeyim, en yaratıcı şekilde bunu dışa vuracağı filmlerden bir tanesi Adı Vasfiye. Çünkü bir kadın tanıyoruz filmde, işte Adı Vasfiye mi bilmiyoruz aslında onda. Ya tamamen yani film sürekli, ya yani olayın akışı sürekli onunla tanışan diğer erkeklerin onu nasıl görmek üzerinden yani film yani çok ton değiştiriyor kendi içinde, hani Vasfiye'yi nasıl görmek istiyorsa film ona dönüşüyor. Başka bir karakter, yani Vasfiye'yi, ana karakteri, Müjde Arun'un oynadığı karakteri nasıl görmek, başka bir şekilde görmek istiyorsa film bir anda ona dönüşüyor. Ya bu gerçekten çok iyi bir buluş bence yani. Ve bunu yaparken aslında seyirciye de tanıma imkanı var. Zaten amacı da bu. Evet. Hani yani seyirciyi karakteriyle tanıştırmıyor. Evet. Filmin adını koyduğu, işte eserin adını koyduğu, başrolü olduğu karakterle bir türlü yan yana getirmiyor. Ve böylece sen de anlatılanlarla bir karakter yaratmaya çalışıyorsun ama o anlatılanlar dediğin gibi tamamen erkek bakışından gelen karakterler. Yani aslında seni o tuzağa kasti olarak çok düşürüyor. Evet. Çok oyunbaz ve çok zeki bir şey. Çünkü başta alan bırakmış. Evet. Diğer filmlerde hep şey diyorduk ya, işte şu noktalarda alan bırakıyor çünkü işte şöyle şöyle yolculukları var, şöyle bir hikayesi var. Ama burada o alanı tamamen yok ediyor. Çünkü aslında olan bir şey bu. Yani hani topluma baktığında biri hakkında, özellikle bir kadın hakkında bir hikaye dinlerken ve özellikle bu dinlediğin hikayeler bir erkek ağızdan karşına gelen hikayelerse hep
kendilerine göre işin olumsuzluğunu... Yani bir filtreden geç, olumsuz bir filtreden veya işte... Karakterin ya da işte... Üstten bakışı bir filtreden geçerek kişinin, bir şey oluyor. Kendilerine göre olan o olumsuzlukların altını çizen... Hala da hani günümüz toplumunda da bu geçerli. Hatta hani bu dili bitirebilmiştiyiz. Erkek dil işte buradan gelen bir şey zaten. Bu dili besleyen her şeyi filmde görüyoruz. Ve bu dili... kırmamıza dair başka insanla tanıştırmıyor bizi. Yani şöyle karakterle tanışamıyoruz tamam ama o karakteri hissiyatını anlatabilecek, gerçekten anlatabilecek diğerleriyle de tanıştırmıyor. Yani tamamen o kadın bakışını elinin tersiyle itiyor. Yani diyor ki senin, ben bu karakteri sana benim istediğim şekilde tanıtacağım sadece. Yani başka türlü... Bakalım tanıyabilecek şey, misin tanıyabilecek diye. Misin? Ya da hani bu yeterli benim için. Hani çünkü zaten o, böyle. O yüzden çünkü ben onunla ilgilenmiyorum. Ben onun varlığıyla ilgilenmiyorum. Adı bu. Ama yani o tamamen benim nasıl tanıdığımla alakalı. Ben senin onu tanımanı istemiyorum. Böyle değil mi zaten? Yani işte hani bizi ne kadar tanımak, ne kadar anlamak ya da ne kadar... İşte bu mücadelemizde yanımızda olmak istiyorlar ki o Mary'yiz işte. Aynı yola çıkan ve bunu sinema aracılığıyla anlatan bir şey. O yüzden dediğin gibi hani bunu böyle bir hikaye kurgusunu böyle kurabilmek hani kendi sinemamız için de oldukça hani böyle değişik bir... Ya ben bilmiyorum hani... Etki. Hani o dönemin içinde bulunduğu Türkiye sinemasının hani teknik yetersizlikler, şunlar bunlar falan, onlardan bağımsız olarak konuşuyorum. Yani mesela bu filmin daha böyle hani sinema endüstrisi dünyada saygı gören, ülkeden çıkan bir film olsaydı çok daha farklı bir noktada kıymetli, olabilirdi. Yani kıymeti daha farklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hani bu yine hani filmleri birbirine bağlayarak konuşunca daha da şey oluyor. Yani daha da böyle kafa açıcı oluyor. Şimdi konuşurken aklıma geldi. Yani bu en başta Jan Dielman'ı o hayatın içine sıkıştırırken bu sefer bu kadın karakteri sinemada kadının yani nasıl... söylemin içine sıkıştırıyor. Evet, evet tam doğru kelimeyi bulamayacaktım. Yani ya o kadar şeye, o erkek bakışı dediğimiz şeye sıkıştırıyor ki ya o kadar görünür kılıyor ki bir yerden sonra o şeyi. Ya ve sadece şey de değil bu arada. Hani tüm herkes bu merkezi yani Fazfiye karakterine olumsuz bir yönden bakmıyor. Herkes onu kötülemiyor. Hani onun yani tabii ki şu an yine erkek bakış açısından söylüyorum. İyi özelliklerini görmeye çalışan erkekler açısından bile yani Vasfiye pozitif bir karakter olsa bile bize sadece o erkeğin gördüğü kadarını gösteriyor olması gerçekten yani ben o filmi izlediğimde yani, gerçekten aşırı şaşırmıştım yani. Ya kadın sesini tamamen şeyden alan, filmden alan bir yapısı var. Yani sesini yok ediyor zaten. Ya evet ya o kadar yani sinema o kadar hani erkeğin egemen olduğu bir düzen ki o kadar kadının baskılandığı bir düzen ki ya bunun de hani bir de işte bu anlatım biçimi olarak hani sadece erkeğin fikirlerinin anlatıya yön vermesi açısından yani bunun hani sinemadaki karşılığının bu şekilde bulunuyor olması ya bence işte demin demek istediğim şey oydu. Yani bu gerçekten bence çok iyi bir fikir. Ve yani benzerin nedir ben yurt dışında falan gördüğümü hatırlamıyorum. Bu kadar net bir şekilde bunu böyle hani benim fikrimi ve bunu bu şekilde yapabilirim ve yapıyor büyük ölçüde. O yüzden çok hani hak ettiği değerin yurt dışında da ben bu filmin karşılığı olduğunu düşünüyorum aslında bakarsan. Yani dünya sinemasında karşılığı olduğunu düşünüyorum. Yani hani filmin değeri açısından öyle mi? Belki hani yurt dışında gözden kaçırdığımız benzer örnekleri de vardır. Elbet vardır da hani yine de hani çok böyle belli başlar. Bir de şeyle alakalı mesela bir şey bu. Sadece bizim o karakteri tanıyıp tanımamamızla alakalı değil. Aslında sektörde hani sinemanın kendi gelişimi ya da diğer sektörlerde de kendi gelişimi içinde bir karakterin nasıl yaratıldığıyla ilgili de özellikle dönemine daha çok güzel ipuçları yani evet, şey olarak güzel. Bizim anlamamız bakımından güzel. Hani yoksa hani olan şeyin niteliği değil o. Çünkü yönetmen erkek. Biçimlendirenler erkek. Yani hikayeyi yazanlar erkek. Ve ortaya çıkan karakter kadın. Yani evet, tezatlığı işte, burada görüyoruz evet, zaten. Evet demek istediğim şey yani, orada. Ya. Yani bunun çok farkında Atıf Yılmaz. Evet, ve bunu bile çok, bile yapıyor zaten. Bununla çok iyi oynuyor. Çok iyi yani. Oynuyor. Ve bunu sadece Türkiye sineması için değil işte diğer Amerikan sineması için baktığımızda da ya diğer örneklerine baktığımızda da aynı şekilde. Baktığın özellikle bunu bilinçsiz yapıyoruz. Hani bu film bilinçli bir şeyleri göstermek adına yapıyor. Evet de
genel anlamda. Hı hı. Baktığın zaman zaten işte o bahsettiğimiz kadın hep yan rolde, hep ikinci sınıf olduğu filmlerde gördüğümüz şey o. Yazılan karakter zaten bir erkek diliyle yazılıyor. Hı hı. Zaten kadına dair bir şey söylemiyor. Zaten öyle bir söylem yaratma derdi de yok. Hı hı. Bunu bir de kameraya alan, bu bakışı seyirciye geçiren taraf da yine bir erkek gözü. O nesneleştirmeyi zaten devam ettirecek. Bunu kırma gibi bir niyeti olmayan bir göz bunu devam ettiriyor. Ve böylece aslında bize bir eserin nasıl geldiği, hangi gözlerle ve hangi hikayeyle geldiği filmin içinde de bir şekilde karşımıza çıkmış oluyor böylece. Hani belki Atıf Yılmaz hani sinemada da böyle gelişiyor anlamında yapmamıştır bunu, ama hani filmin geneline baktığımızda o yapının buna da işaret edebileceğini görüyoruz çok rahat. Evet, öyle. Üstüne söyleyecek bir şeyim yok galiba. Belki hani buradan diğer son filmlerimize geçmeden önce şeye geçebiliriz. İşte bu sektördeki son dönem ortaya çıkan davaları, durumları ve bunun karşısında oluşan etkileri, tepkileri. Bunlardan da bahsedebiliriz belki. Yani özellikle aklıma direkt zaten uzun zamandır ilk gelen Me Too hareketi. Tabii. Bizde de yine benzer karşılıklarının bulunduğu bir hareket. Çok, zaten çok geç kalınmış bir hareket, ama yine bu geç kalınmasının sebeplerinden biri de bilinçli olarak el birliğiyle, yine o egemen olan gücün el birliğiyle susturulmuş olması. Tehditlerle, gücü kullanarak, işte sektörle ilgili ağırlığını koyarak kadınların haklarının susturulmuş ve geri plana itilmiş olması. Bir şeylerin, işte bu mücadele kastımız o zaten. Şu anda bitti mi? Hayır. Mutlu sona ulaştık mı? Hayır. Sadece biraz daha görünür oldu. Biraz daha görünür oldu. Artık konuşulabilir oldu, ki o konuşulabilir olduğu da ne kadar büyük oranda mümkün olduğu tam olarak belli değil. Ama bu mücadelenin hiç bitmediğine ve devam ettiğine bizi hatırlatan ve şekillendiren ve hani, yanımızda birilerinin olduğunu hissettiren bir durum. Ama işte sanki şey gibi geliyor bana, geçen sene bu görünür oldu, başladı. Sanki şu an bile o görünürlükten yavaş yavaş sıyrılmaya çalışıyoruz gibi geliyor mesela. Ya çünkü şey oluyor, hani ilk ortaya çıktığında bu Harvey Weinstein falan olayları. Evet, yani kamuoyunda işte hepimizin bir şekilde yolunu kesildi, sosyal medyada falan çok yüksek sesle insanlar ifade etmeye başlamıştı bu konuyu. Ama bir yerden sonra bir de yani içinde yaşadığımız çağın da etkisi olsa gerek, ki bu hani doğrudan eyleme geçmek yerine hakkında biraz konuşup bir süre sonra bunun da hani normalleşiyor. Yani şey, bu farkındalık düzeyinin normalleşmesinden bahsediyorum, yani olan olayların değil. Yani evet, şu an herkesin belki bir farkındalık yani tabii ki herkesin değil de yani belli bir işte bu sektörde iş yapan veya işte bu sektörle ilgilenen, sinemayla işte o insanların evet ya bu konuya dair şu an bir fikri var. Ya ilk başta bu olay ortaya çıktığında bunun üzerine yani ilk Rose McGowan'ın bu ilk taşı attıktan sonra sonra diğer insanların işte Asya Argento'nun vesaire buna dair bir şeyler söylemesinden sonra evet herkesin kafasında bazı şeyler daha belirgin oldu. Hepimizin aslında fikrinin olduğu şeyler ya böyle vücut bulmuş oldu onları bu olayların üzerinin sonrasında. Ama şu an işte hepimiz yine o seviyede kaldık gibi hissediyorum. Evet, yani sanki yine bu arada hani hem oyuncular arasında, hem yönetmenler arasında, yapımcılar arasında hani sinemanın kamera arkası ya da kamera önündeki çoğu kadın oyuncu, yönetmen bir sürü bu sosyal sorumluluklarının bilincinde olarak ya da bu mücadelenin bilincinde olarak hareket ediyorlar ve birlikte davranıyorlar, birlikte eyleme geçiyorlar, ama bu sefer sadece sektör içinde kalmış gibi bir durum oldu. Hani işte o, yani yine kendi mücadelemiz kendimiz arasında kalmış gibi bir şey oldu. Sanki o geçen sene bu mücadeleyi destekleyenler bu popülariteden yararlanıp ortadan çekilmiş gibi oldu. Yani evet, katılıyorum ve yani evet ya bunun şey olması lazım. Ya bu insanların hani senden benden daha fazla insana ulaşabilme şansları varsa ya bunu sadece sinema sektörüyle sınırlamamaları
gerekiyor yani aslına bakarsan. Ama yani hala o şey, bu erkek dominasyonu o kadar hakim ki her alanda. Yani dil hala değişmedi. Yapımlar hala değişmedi. Evet, geçen yani... sene de bu senenin tören sezonlarına bak mesela. Hadi geçen sene dediğimiz gibi hani bu farkındalıklarla bir şeyler oldu da bu sene gerçekten hak eden ve hani gerçekten orada olması gereken kadın yönetmenler yoktu yine. Hani yine yoktu yani. Hani ve o filmler gerçekten hani buna şöyle gerçekten yani kendim beğendiğim için falan filan değil. Hani eleştirmenlere bak, gösterdiği yerlere bak, aldığı eleştirilere bak. Bu yola gidenmiş yani hani orada olmayı hak eden filmlerin yönetmenlerini yine görmedik biz mesela ödül sezonlarında. Yani yine olmadı. Yani bunu da artık art niyet ortaya çıkıyor. Yani popülariteden yararlanıyorsun ama biz yine yönetmenlerin adını görmüyoruz. Ve bu yönetmenler varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar ve sürdürüyorlar. Yani mücadelelerini hiçbir zaman bırakmıyorlar. Hani onların ödüllere de ihtiyacı yok. Hani değişiyordu. Hani yani. Görünürlük artıyordu. Hani bir şeyler artık değişiyordu. Artık eskisi gibi olmayacaktı. Eskisi gibi oluyor işte hani hala. Yani o görünürlükte de bir sıkıntı var. Yani evet ve şey yani şeyi anlamlandıramıyorum. Yani Lan Ramsey'nin ödül sezonunda bu kadar yok sayılmış olmasını anlamlandıramıyorum. Yani ne bileyim yani Bohemian Rhapsody'nin falan senaryo adaylığı var mıydı? Şu an hatırlayamıyorum. Vardı sanırım. Vardı. Ya, varken hani You Were Never Really Here gibi bir... Adının anılmaması yani o öyle hani festival döneminden bu yana aşina olduğumuz bir film. Ya da ödül sezonu zamanında çıkan hani... Can You Ever Forgive Me'nin Marielle Heller'ın mesela. Yok yani hani oyuncu adaylıkları var. Onlar da böyle şey... Harcamız kalması yani, olmuş adaylıklar gibi yani ödülü, ki ona da vermediler. Hani ya, onların ödülü zaten aday olmak gibi yani size bu yeter. Yeter gibi yani. Ne senaryo ne şey yönetmenlik uyarlama senaryo da o şey içinde giremeyecek bir senaryo. Hayır yönetmenlik yani içinde. Yeremi Forgim'in senaryo adaylığı olabilir bu arada ya. Öyle mi? Çok gaza gel ben hani şey. Sakin ol. Sakin ol. O zaman şey tamam. Sanki ondan vardı diye hatırlıyorum ben. Ama yani. Yönetmenliğin olmadığı evet, kesin. Yani o beşliğe giremeyecek bir yönetmenlik miydi? Yani ya bizim Bradley Cooper'dan falan bahsediyoruz. Evet ya hani, Bradley Cooper'ın yönetmenliği falan övüldü bu sene. Çok enteresan. Çok enteresan şey. Yani işte Bohemian Rhapsody'nin aldığı ödülü onlar hiç girmiyor zaten de. Oradan gibi olsaydı ayrı bir... Yani ha işte durumlar böyleyken hani hem hayret de etmiyorum artık ama bu mücadelenin hani dediğim gibi sektörde olan kadınların mücadelesinin ilk fırsatta yalnız bırakılmaya böyle hani bu kadar hazır olunması hala bir şeylerin aslında o kadar değişmediğini gösteren bir şey. Sadece şey de değil ki hani biz şu an daha belirgin olduğu için ve bu olaylar Hollywood merkezinde ortaya çıktığı için işte Oscar odaklı falan konuşuyoruz ama dünya festivallerinde de çok farklı değil durum. Yani hala işte ana yarışmaya giren kadın filmlerin, yani kadın yönetmenlerin çektiği filmlerin böyle hani %10 falan olduğu bir şey yaşıyoruz. Yani. Mesela onu diyeceğim. Yani başlarken, podcast'a başlarken ben de dedim bunun üzerine konuşuruz diye. Şimdi sen dedin çünkü bu artık ağzımıza hani alıştığımız bir terim gibi olduğu için. Ya hala kadın yönetmen diyoruz mesela. Yani yönetmen yani. Çünkü ama şöyle o kadar ısrarla sistematik olarak görmezden gelinen bir alan ki hani artık kadın yönetmen demek bir taraftan da dilimize yapışmış bir durum. Yani yönetmen olarak, sektör yönetmen olarak görmeyi reddediyor. Hani böyle bir sektör. Ya, ve bu sadece sinemada da değil. Yani herhangi diğer yerlerde de hani kadın sıfatıyla gelen bir şey ve hani geldiği an direkt şeyi bulunduğu yer birkaç basamak düşen bir duruma hala yani bitmedi. Ya evet bir de hani şey de var aslında bir yandan hani kadın yönetmen derken zaman zaman pozitif ayrımcılık yapma güdüsüyle de söyleniyor ama işte görünürlük olsun ama bunu zaten evet demememiz işte. Ama sektör böyle değilken böyle bunu diyerek bir şeyler hani bir söz söylemeye hazır olarak bunu diyorsun. Ama zaten yönetmen olarak konuşmamız gerekiyordu ve yani bu yönetmenler olarak konuşmamız gerektiği
durumunu, gerçeğini 2019'da da yapmamalıydık artık. Yani bir şeyler çok geç. Mücadele hala devam ediyor ama bu mücadele dediğim gibi ilk fırsatta yalnız bırakılmaya hazır bir mücadele. Yani lütfen bu hani şey gibi hani çağrı yapıyormuşum gibi değil de yani 8 Mart haftasında hani bunu tekrar düşünüp bununla alakalı, bunu sürekli göz önünde tutmakla, bu farkındalığı yaratmakla alakalı düşüncelerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyelim diyebilirim. Böyle çok didaktik bir şey olacak. Alkış. Ama yani ya alkış buraya şey koyun. Alkış koyalım. Ve derken bu bir ara gündem gibi bir şey olmuş oldu. Son kalan iki filmimizle devam ediyoruz. Kısa bir reklam. Değil. Ha, hayır. Yani, Sezon şey suç. Kapanmayız sakın. Reklam arası falan değil. Bir kadın yönetmen olan Andrea Arnold'un Fiştenki. De devam ediyoruz. O da yeni dönemden bir örnek olarak aldığımız gibi aslında. Bir yandan da son dönem böyle pek bir revaçta olan. Çünkü Hollywood hiçbir şey üretemediği için aslında dünya sineması da çok farklıydı bu durumda. Böyle çok sevilen, yeniden önümüze sunulan büyüme hikayesi. Tekrar mı çekiliyordu? Remake yok. Yani neden yok şu ana kadar. Ki olabilir. Neden olması kısa vardı da. Her şeyin remake yani, evet. Şeyin remake'in oldu ya. Tony Erdoğan'ın o aklıma geldi derken. O hala IMDb'de var gözüküyor ama ne bir hani pre-production, ne post-production. Neyse birazcık tadımız kaçmasın. Şey yok bu arada hala IMDb'de. Kristen Wiig var ama Jack Nicholson'ın adı yok. Jack Nicholson oynamayacağını açıklamış mıydı sanki öyle bir şey? Öyle miydi? İşte ondan sonra da yok yani kalmamış. Kristen Wiig güzel olabilir ama öyle bir rolde. Sen seversin. Rolde güzel olabilir de ama ben Tony Erdoğan'ın bu kadar da kısa sürede remake'inin yapılmasına şeyim yani. Film zaten çok güzel bir film. Zaten yakın tarihli bir film yani. Neyse. O da araya. Bir büyüme hikayesinden girecek olursak, filmin de aslında adı Fish Tank, yani akvaryum. Yine bu her film üzerinden benzer çıkarımlar yapabildiğimiz kadınların belli bir alana, ki aslında baktığımız zaman da hani Jean Delman adındaki şey adres ev vurgusu, yersiz yurtsuzun tam şu an Fransızcasını bilmiyorum ama en azından Türkçe algısında bir hani yere dair bir şey, bir mekana dair bir şey çağrıştırıyor. Fish Tank'te de aslında aynı şey var. Çünkü biz insanlar, biz yaşayanlar kadınları böyle bir yerlere, bazı şeylere, ki buradan adı vasfiyeye de gönderme yapacaksak, sıfatlara şey yapmayı, sınırlamayı pek seviyoruz. Seviyoruz, aynen. Andrea Arnold'un Fish Tank'de genç bir kadının, kendini bulmaya çalışan kadının bu akvaryumun cam duvarlarına aşırı şiirsel bir cümle geliyor. Şu anda şey gibi, bir taraftan da yazı yazıyormuş gibi. Evet, bu akvaryumun cam... Bazen kafa öyle çalışıyor gerçekten. Böyle hani o akvaryumun cam duvarlarına böyle dans ederek çarpması, bazen bundan canının yanması, bazen de duvarları çatlatması üzerine bir hikaye sunuyor. Evet. Bununla beraber şunu da yapıyor. Yine Fish Tank'le alakalı olarak. Sadece başroldeki genç kadının değil, onun annesinin de aynı zamanda hikayesi. Paralelde akan bir hikaye. Bu iki karakterin ve içlerinde bulundukları durum, hem sosyoekonomik durum hem işte ülkenin geneliyle alakalı, onlara yaratılmaya çalışan algının, yani hayatınız budur algısının, o şeyin, akvaryumun özelliği bir taraftan da oradan geliyor aslında. O akvaryumun dışındaki dünyayla ilgili bir bağ kurma hikayesi. Çünkü anne bunu yapamıyor ama kız bunu yapmak için kendine dair bir yol açmaya çalışıyor. Filmin aslında onun o açmaya çalıştığı yolla birlikte ilerliyor. O da dans. Ve bu yolculukta aslında onların yanındaymış gibi gözüken ama hiçbir katkısı olmayan, hatta işleri karıştıran da bir duruma şey olan, sebebiyet veren bir karakterin, Michael Fassbender'ın oynadığı karakterin
ikircikli durumunu da görüyoruz bir taraftan, ama dediğim gibi bu başroldeki kadının, genç kadının kendi o akvaryumdan çıkmak için attığı adımları, o akvaryumu kırmak için gösterdiği çabayı birebir gördüğümüz ve bunun üzerine bir dil oluşturan bir film. Bir taraftan da Amerikan Hani'yle de aslında bağlantı kurulabilecek yönleri de var. Yine evet, yönetmeni ama, bir diğer film oldu. Ama ben yine şey üzerine, bu akvaryum meselesi üzerine şimdi konuşurken yine aklıma geldi. Su ürünleri mühendisi kimliğimi bu sefer. Ben teknik açıdan... Yani akvaryum dediğim şey zaten hani dış etmenlerin içinde bulundukları balıkların onlara yaşamaları kadar, yaşamalarına yetecek kadar kaynak sunup onlara dışarıdan bakmaları üzerine kurulu bir mekanizma. Evet. İşte o dediğim gibi o yaratılan yaşam. Yaratılan evren. Yani evet. Dolayısıyla yani ve aslında bir yandan da şeffaf bir şey olması itibariyle dışarıdan insanlar buna çok rahat şey yapabilirken, hali hazırda onun içerisinde yaşayan insanlar orada kendilerini var etmeye çalışırken zaten oradaki yaşam kendi içinde bir survive etme mekanizmasıyla ilgiliyken ilgili olduğu için dışarı algısı zaman zaman kırılabiliyor. Yani şey, dışarıdan bağımsız olarak yani dışarının varlığından soyutlanabiliyor içerideki. Hı. Yani ki zaten bu balık üzerinde olduğu zaman balık zaten. Yani şey gibi, hani gerçek, öyle bir zaten algısı. Gerçek evet. Rio zaten bir şeffaf bir durum olduğu için de görememe gibi bir durumu yok. Ama gerçekliğinin sınırında sınırı var. Kalmaya mahkum. Evet, oraya bağlıyordum. Yani neyin ne olduğunu farkındasın ama her zaman seni sınırlayan bir duvarın var. Duvar var. Onu görsen de var veya işte onu çarpsan da evet, var. Onu yani beri tarafa geçmek için fiziksel bir hamle yaptığın zaman veya işte mental bir hamle yaptığın zaman da fark edeceğin, karşına çıkacak bir duvar var. Yani adından başlayarak filmin büyük bir kısmının geçtiği evden itibaren, yani evle de hani görselleşen bir durum var Fişnek'te. Yani çok bu bahsettiğimiz durumları yani sinema dili olarak çok iyi yaratan bir film ki Andrea Arnold bu mekanları falan çok harika yani kullanabiliyor işte Amerikan Hani'de de. Bir de bu duvara çarpma durumunu mesela hani şey olarak da fiziksel olarak da yapabilen bir durum var. Çünkü başroldeki kız kendiyle ilgili mücadelesine kendine karşı da acımasız. Yani bir şeyleri yapabilecekse bunun sonuna kadar gitmeyi bile isteye tercih eden ve kuralları yıkan bir karakter. Böyle olunca da aslında o şeyle, o yapıyla birlikte, işte o Fishtank'in yapısıyla birlikte ortaya çıkarılan kurallar bir bir yıkıp atmaya yönelik bir amacı var. Zaten, çünkü kural tanımayan bir karakter ve bu o hayattan sıyrılıp diğer dünya, işte hani o şeyi, alanı genişletmek için, o akvaryumu yıkmak için gerekli olan şeylere bir alan açıyor. Kuralları yıka kendiyle ilgili mücadelesini genişlete. Zaten ilk başta challenge gibi bunu ilk başta kendini bulmasıyla işte yani dans etmek istediğini yani buna emin olmasıyla. İlk başta kendi şeyini yani kendine yine reva görülen kelimesini kullanacağım. Kendine reva görülen şeylerin değil, kendi yapmak istediği şeyin dans etmek olduğunu fark etmesiyle zaten ilk başta kendi benliğindeki duvarları bir yıkıyor. Ama sonrasında da işte kendi benliğinin dışına çıktığı zaman bu sefer de bahsettiğimiz bu akvaryumun duvarlarıyla mücadele etmek durumunda kalıyor aslında. Ve o yüzden hani yönetmen de bu kendimizle ilgili bulacağımız yolculukta hani nelerle, özellikle hani birey olarak nelerle mücadele edeceğimizin şeylerini de veriyor. Hani bunlar bunlar olabilir, bunlar olacak ve o birey hani o kimliği yaratmak için de bu mücadeleyi göz almak zorundasın. Gelen bir hikaye sunuyor. Ya bir yandan çok şey, enerjik, gerçekten böyle içi içine sığmayan bir film. Ama bir yandan da çok hani çok olgun ve yani başından sonuna bu bahsettiğin hani neyin ne olduğunu, bu akvaryum sisteminin yani bu işte yaratılmış ortamın dinamiklerine çok hakim. Yani neyle bu genç kadının neyle karşılaşacağına dair
Yani çok hani net fikirleri var ve buna dair, yani bunlara çok iyi. Bu nasıl aktaracağım çok iyi biliyor ve baştan sonuna kadar yani neredeyse kusursuza yakın bir film bence Fishtank, evet. Yani o açıdan. Ben de bayağıdır da aslında izlememiştim. Şu an ben konuşurken tekrar izleyesim de geldi. Ben şeyde izlemiştim, bunu festivalde izlemiştim daha ilk Türkiye'ye geldiğinde, ki o zaman da Kadıköy sineması bu kadar hype'lanan bir yer değildi. Daha hiç yenilenmemişti falan. Bir sene sadece Kadıköy sinemasında festival olmuş. Rex yoktu o sene. Veya ikisi de mi vardı hatırlamıyorum şu an onu. O yıllarda izlemiş. O kadar hakim değilim. Orada izlemiştim. Belki daha İzmir'de bile olabilirdin o dönemde. Yani çünkü 2009'da geldim ben buraya. Ama 2009'un yazında geldim. Yani 2009'un festivali olduysa ben burada yoktum. 2009 yapım mıydı? Fişten evet. Bakmıştık. Aynen. Ama 2010'daki festivalde gelmiştim muhtemelen. O zaman yeni geldim ve büyük ihtimalle o sene bilet bulamayıp, çünkü ben o sene şey sanıyordum, bir şey böyle hani gideceğim bir şeye, şu filmleri istiyorum diyeceğim ve alacağım sanıyordum ve ilk böyle işlemiyormuş. Bayağı biletleri bekliyormuşuz ve çok erkenden gidip almamız lazımmış hisse, çünkü İzmir'de pek göremiyorduk böyle bir şey. Ben de ilk bunu öğrendiğimde şaşırmıştım. Yani gerçekten sana onu bekliyorum. Ben öyle onu öğrendim. İlk 2010'daki festivallerde öğrenmiştim. Bu da benim kişisel anım olsun. Hazır Nisan'a yaklaşıyoruz. Onu da söylemiş olalım. Ve son filmimize böylece. Evet, ve seçtiğimiz en eski film olan filmi. Evet. En sonra niye sakladık bilmiyorum. Öyle aktı. En yeniden muhabbet. En eskiye geçmiş olacağız. Bu sefer anlatıyı da değiştiriyoruz. Dediğin gibi tarihte de eskiye gidiyoruz. Yönetmenini de değiştiriyoruz. Jean-Luc Godard'ın Kadın Kadındır. Une femme herhalde, evet. Öyledir. V'ler E diyor. Fransızcayım, bunu biliyorum. A woman is a woman. Evet. Aslında bu film hani yeni dal Godard'ın ikinci uzun metrajcısı. O meşhur patlamayı yaptığı Serseri Açıklardan sonraki ikinci filmi. Aslında bu hani şeyin, bu yeni dalgacıların bu Hollywood'da üretilen sinemayı çok sevip, yani çok hani sahiplenip, yani buna hayran olup, o kadar hayranlar ki bunu biz bozup yeniden bir şey yapabiliriz fikrinin hani tezahür olduğunu düşünürsek yeni dalganın. Aslında tam böyle bir romantik komedi. Hani o janra. O janra. Yani bir janraya sokacaksak evet, bir romantik komedi diyebiliriz ancak belki. Zaman zaman müzikal belki. Ama işte ve dediğimiz gibi romantik komedilerde yani aşina olduğumuz Hollywood'un ürettiği ve işte bu erkek egemen sektörün ürettiği romantik komedilerdeki tüm hikayeye, akışa neredeyse tamamen erkeklerin tercihlerini yön verdiği gidişatın tamamen dışında bir kadın karakter koyuyor Godard ortaya. Ama bunu yaparken bu karakterin asla kendi hayatından ve yapmak istediklerinden taviz vermeyeceğinin de altını çizen bir kadın karakter. Evet, işte tamamen işte bu sefer edilgen konuma düşmüş iki tane erkek görüyoruz. Yani aynı kadınla birlikte olmak isteyen ama kadının istediği çocuğu, yani onun yapmak istemeyen iki erkeğin bu kadını elde etmek istemesi. Şu aslında yapmak istedikleri şey o. Hani onun çünkü üzerinde söz sahibi olup işte kadının değil kendi tercihlerinin biçim vereceği bir ilişki kurmak istiyorlar onunla. Ama Anna Karina'nın oynadığı karakter bunun tamamen tersi bir şekilde. Hiçbir şekilde onların bu şeylerine taviz vermeden tamamen kuralları kendi koyduğu bir anlatı yaratıyor aslında. Çünkü yani belki de Godard'ın, ben yani bilmiyorum öyle hissediyorum, ilk yani tüm filmlerinde ilk defa bir karakter, yani aslında ilk defa demeyeyim, ilk defa diyebilirim ama tek diyemem. Çünkü aslında Anna Karina'nın merkezinde olduğu şeyde de, My Life to Live'de de bu var. İlk defa, yani Godard'ın ne kadar yüksek bir ego olduğunu düşünürsek, ilk defa anlatmak isteyen, derdini anlatmak istediği karakterin meselesine bu kadar kendini açtığı bir film olduğunu söyleyebiliriz belki. Yani şeyden bahsediyorsun orada, kendi tarzını
filmin hikayesinin önüne geçirmeyen evet, ve bunu yani... geçirmemesinin aslında filmin bir gerekliliği evet. Olduğu bir şey. Yani çünkü aslında Kadın Kadındır tam olarak işte o Godard'ın yaptığı şeyin özelliğin, hani filmlerine dair özelliğin, yeni dalgadan o güne gelen, hani onunla beraber biçimlenen özelliği o kadar da hissettirmemesi gereken filmlerden biri. Hı-hı. Yani çünkü bu bahsettiğin o romantik komedi içindeki o hikaye akışı zaten kadının yapmak istedikleri de biçimleniyor. Ve onun yapmak istedikleri zaten doğaçlama gelişen şeyler. Hı-hı. Yani neyi, ne zaman, nerede yapmak istiyorsa orada yapmak isteyen ve hayatını kendi kurallarına göre yaşamak isteyen bir kadın var. Ve filmde onun kurallarına göre gelişiyor evet, aslında. Yani, tam demek istediğim şey oydu. Yani. Türün ya da şeyin, yönetmenin kurduğu yapının kuralları kadının kuralları oluyor ve hani kadının kurallarıyla film kendi kendini var ediyor. Evet yani büyük o, yani bence sinema tarihinin en büyük yönetmenidir Godard. Bilenler bilir. Yani hani kendisini sevip sevmemek, hani kişisel hayatından bağımsız olarak, yani bence sinema ya yani en büyük dönüşümü yaratmış insandı. Biraz öveyim yeri gelmiş. Doğum günüyle ilgili apartmandan ilk attığımız tweet olmasaydın olmazdıktı zaten. Evet. Senin aklından çıkan bir tweet. Evet. Doğrudur. Gerçekten yaşanmış bir hikayeden uyarlandı bu tweet. Yani Godard'ın yani bu ve yani onun sinemasında şeydi yani her an varlığını hissedersin bir yönetmenin. Evet. Ki aslında işte meta anlatılar kurar işte, işte görüntüyü keser biçer, üzerine konuşur, araya yazılar sokar falan. Metinleri birbirine karıştırır, yani, başka bir yerden başka bir hikaye alıp yani, direkt hikayenin arasında soluşturur yani. Yani her anında bir... Yani yönetmenin daha önce de bir podcast'te ucundan girip çıkmıştı. Yönetmenin varlığını hissedip hissetmemek falan diye. Ya bunda yönetmen falan diye direkt bizzat Godard'ın varlığını hissettiğim filmlerdir. Evet. Filmlerin büyük bir çoğunluğu ama... Şey, özelliği de oradan gelir bir tarafta. Evet, yani sinemasının evet, özelliği evet, de oradan gelir. Ama bu sefer Godard, yani elin şeyin, hani o karakterin, yani tabii ki yine kendi yarattığı bir karakter ama yani onun gerekliliklerin o kadar farkında ki tamamen bu senin söylediğin şekilde onun arzularına, onun hayatını, onun istediği hayatın akışına filmin tamamen böyle açıp hani yani tamam yani şey hani şey vardır ya, oyuncuları özgür bırakmak işte şey ya bu karakteri gerçekten özgür evet. bıraktırmış gibi bir hissiyat var. Tabii ki bunun Anna Karenina'nın mükemmel oyununun, tabii. işte mükemmel mimiklerinin, mükemmel olan her şeyinin de çok büyük payı var tabii ki. Yani bütün belki de aslında sen... lafını bölüyorum. Belki de Godard'ın o an Anna Karenina'ya bu kadar hani duygular besliyor evet. olmasının da. Çünkü yani hiçbir zaman kimseye bu kadar müsamaha gösterdiğini de mi bilmiyorum yani. Yani her mizansenin merkezinde olan bir karakter düşündüm. Ve her mizanseni, her sahneyi, her planı... bir zaman bir şarkıyla, bir zaman bir dansla, bir zaman bir monologla bütün köşelerini dolduran bir karakter düşünün ve filmin başından sonuna o merkezde o karakteri, o kadını yapmak istediklerini, o kadını söylemek istediklerini başından sonuna büyük bir keyifle izlediğinizi düşünün. Tamamen bunu sunuyor film. Ve de ben filmi böyle neyse hep ilk izlediğimden beri kafamda bir şey de eşleştiriyorum. Hani bu film bir şarkı olsaydı Girls Just Wanna Have Fun da böyle direkt eşleştirdiğim filmlerden biridir yani. Hani direkt öyle akıyor çünkü film. Yani bu. Hani karakter bu. Ben buyum. Böyle olmak istiyorum. Böyle yapıyorum. Siz ne yapıyorsanız yapın. Yani diğer iki karakter hani siz birbirinizi yiyin. Hani hiç hani şey umurumda değil. Çünkü kendi hani benim olmamı istediğiniz şeyi olmayacağım. O yüzden de çabalamanız hani dünyanın en saçma şeylerinden biri. Çabalamak istiyorsanız buyurun çabalayın. Evet, siz bilirsiniz diye. Yani. Gerçekten öyle. Hani biraz önce bahsettim ya bu Godard'ın hani kendini varlığını hissettirmesinden. Yani tüm filmlerinde Godard şey yani tüm karakterler üzerinden, yazdığı olaylar üzerinden zaten bizle konuşur. Yani fikir üretir işte dünyada olup bitenlerle, işte sinemanın kendisi üzerine, işte teknik şeyler üzerine falan. Sürekli hani Godard tüm sinemasını aslında biraz da bunun üzerine kurmuştur. Yani kendi fikirlerini o filmleri izleyen insanlarla paylaşmak üzere. Yani çok hani düşündüğün zaman hani mesela Pierre Lefou böyle bir hani yol hikayesi gibi falan ama aslında da değil. Çok değil, da önemli evet. değil o yolculuğun. Yani. Nerede başlayıp nerede bitti falan gibi. Ama bu sefer doğrudan seyirciyle konuşan kişi gerçekten bu merkezdeki kadın karakter. Hı-hı. Bu açıdan yani
Ki bunu da hani dördüncü duvarı falan yıkarak falan da yapıyor zaman zaman. Bu açıdan hani bu kadının bu şekilde, ki hani yeni dalganın da büyük ölçüde hani erkek egemen bir hareket olduğunu da düşünürsek, ya bu çok hani nadide bir film. Ki yani hani işte bu yeni dalganın sinemanın sokağa taşınması, işte seyircileri bazı şeyler üzerinden tetiklemesi falan açısından ki etkilerini falan düşünürsek, işte 68 olaylarındaki 68 yılındaki olayları falan düşünürsek, yani bu Anna Karenina'nın oynadığı karakter adı ısrarla aklıma gelmiyor. Ya bu karakter işte kadınlık meselesine dair sinemadaki yani bunun karşılığı olduğunu söyleyebiliriz belki. Yani yeni dalganın kadın olmuş hali falan gibi bir şey. Ama şey mesela hani bu konudan yola çıkarsak hani direkt bu filmi atfedemem. Yani evet çok değerli, önemli film ama mesela yeni dalgadaki diğer yönetmenlerden birini biraz önce konuştuk, Agnes vardı. Hani hayır, diğer, erkeklerin şey yaptığı filmler açısından. Mesela Cleo'yu da öyle. O şeyde evet, korabilirim. Evet, Cleo'nun hani da aynı. Evet. İzleyiciyle kurduğu bağ ve hani evet, bu, evet, kesinlikle katılıyorum. Edilgen olmayan karakter, hı-hı, kadın karakter bakımından. Mesela Cleo'yu da o kulvarda düşünebiliriz belki. Mesela biraz önce adı geçti. My Life to Live'de şey. Vivre Savi. Vivre Savi. Hayatı yaşamak mı diye çevirmiş. Öyle bir şey galiba. Mesela oradaki kadın biraz daha hani şey, kırgın bir kadın karakter. Ama bu ne Cleo. Cleo ki aslında böyle, belki de ölümcül bir hastalığın pençesindeyken. Hani, yani belki de. Belki de. Yani bu, ve yani işte bu kadındırdaki karakter. Hala da aklımıza gelmeyen karakter. Yani hiç şey, yani hiç böyle şey, tamamen böyle dış şeylerden azade bir şekilde, evet, o kadar güçlüler ki ve yani o kadar yani ona da, onlara dayatılan her şeyi, yani erkeklerin ona biçti rolleri boş verip hani hayatın ona, Cleo üzerinden söylüyorum bunu, hayatın ona getirdiği, yani sağlık şartlarını ona getirdiği şeyleri bile reddedebilecek kadar güçlü iki karakter bunlar. Aynen öyle. Ya o yüzden sana hani direkt karakterler şey diyor. Hani sen benim yolculuğumu takip et. Hani biz beraber akıtalım bu filmi. Hani diğerlerini düşünme, diğer hiçbir şey düşünme diyen filmler. O bakımdan da hani izleyiciyle kurduğu bağ anlamında da çok güçlü filmler. Hem anlattıkları hem bağları anlamında da çok güçlü filmler diyerek istersen bugünlük podcastimizi... Bayağı konuştuk zaten. Evet ve... Yani uzun zamandır yaptığımız en böyle şefle konuştuğumuz podcastlerden de biri oldu. 8 Mart haftası için hazırladığımız bu özel podcast'te dinlediğiniz için. Çok da çünkü şey diye bitireceğim. Birlikte güçlü diye bitireceğim. Cuma yayınlayacağız. Siz bunu dinlerken büyük ihtimalle 8 Mart'ta yayınlanmış olacak zaten bu podcast. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Je dis toujours oui. Quand on me dit viens chérie, qu'avec les garçons faut jamais faire de façon. Oui, oui.